Sırada bilmece var. Süper magazin muhabiri Emrah Günel yememiş, içmemiş, ünlülere akıllara zarar bilmeceler sormuş ki bana da sormuşluğu var zamanında. Şimdi o ilginç sorulara ünlüler nasıl cevap vermiş, izleyelim. Çok kötü hissettim kendimi şu an. Bizim Emrah yemedi, içmedi, düşündü, taşındı, saatlerce taşındı ve sonunda ünlülere ne sorarım da onları ters köşeye yatırırım. Hamama girmiş gibi terletirim dedi ve başardı. Hamam taşı da gümüşten. Öyle sorular sordu, öyle sorular sordu ki 0-12 yaş arası zeka geliştiren bu sorular karşısında ünlüler önce atomu parçalıyor gibi derin derin düşündüler. Cevabı öğrenince ise soğuk espriler karşısında üşüyüp kendilerini balkondan atmak istediler. Ben hepsi geçecek Emrah. Ben senin çocukluğuna inmek istiyorum. Ya. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Peki o sorular nelerdi ve anlı şanlı ünlülerimiz ilkokul seviyesindeki o sorulara acaba ne cevaplar verdi? İşte o sorular. Güç bende en sonunda. Kışın en lazım organımız hangisi? Şimdi hemen organla girdin ya. Telefon konusunda ne sıkıntı yaşadık. Yine bak hep tarih edici bir cümle. Düşüneyim bir dakika. Yöne değişir organlarımız. Gözlerimiz var. Organımız, tek organımız. Kışın bende dalaktır yani. Dalak. Dalaksız olmaz. Soğuk, buz gibi. Kulak, el. Ne diyor bu? Hepsini sayarmışım. 200'deki 600'deki 600'deki. İçimizde mi dışımızda mı? İçinde içinde. Nefes. Ay o organ değil. Aşk olsun ya. Üste mi altta mı? Üste altta. Ortada. Mide. Olamaz. 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 Ya mantıklıyım ama ben. Bir anda veremem cevabını. Kışın, yazın, kışın en lazım organ. Var mı doğru bir cevap? Cevabım. Kaşkol. Organlarımız oldu ama. Adam doğru söyledi işte. Larımızmış. Kaşkol. Yanattınız. Organımız değil. Ben yargıç itiraz ediyorum. Eyvah, hiç aklıma gelmedi. Kaş ve kol. Kaşkol yani. Ay Allah belanı vermesin. Rüya diye resmen kabus. Karabasan. Bastı gitti. Nereden buldun bunları ya? İçkiliyorsun. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? İnsanların en çok baktığı yer neresidir? Zormuş. Böyle bu ne ya falan diyor. Yok tahmin edemeyeceksin. Garip bir şey çıkacak. Bir kaç para falan mı sorsaydın bari ya. Kaldırıdan bir kelime oyunu var da. Kelime oyununa hoş geldiniz efendim. Baka kaldı. Ayna mı? Ayna ayna. Söyle bana. Sürekli baktığı yer. Kendi yüzü. Yola. Aşkım hayır, ondan da bir şey çıkartacak o. Anladın mı? Kaşkol gibi bir şey çıkartacak alttan. Bulamayız abi, siz altından bir şey çıkartıyorsunuz. Bakma ile alakalı. Göz, göz, göz. Göz, göz, göz to pay. Göz herhalde. Ruhun aynası değil mi? İnsanların baka kaldığı yer. Nerede buluyorsun bu soruları? Nereden çıkıyor bu sorular? İnsanların en çok baktığı yer neresi? Bilgisayar, telefon. Neresi biliyor musun? Neresi? Salak gibi. En sonunda İbrahim'i de kendime benzettim. Bunu bildiğimi sevineyim, üzüleyim biliyorum. Kendim böyle akıllı hissedim. Çok kötü hissettim kendimi şu an. Ayvası var, nere var, bahçesi var, var, var. Allah, bakkal. Tamam, artık bakkalı böyle kodladım. Kodlama yapmayı öğrenmenin en hızlı yollarından biri işte böyle açık kaynak kodlu çalışmaları incelemekten geçiyor. Bakkal. İşte anladın mı? Bunların sorularında oyun var, hile var. Allah canını almasın seni. Bakkalım ben! Hayır! Bakkalım ben! Nereden buldun bunları ya? Uğraşıyor, bunlarla uğraşıyor galiba. Boş kuşlar hangi dala konmaz? Dala. Öyle saçma bir şey çıkacak yani. Bak. Kuş konmaz. Bir dal var, işte o dal. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. Kuşlar hangi dala konmaz mı? Kırılacak olan dala. Çok zor ya. Çok söyleyemem ben şimdi ya. Söyleyeyim. Sandal. Skandala konmaz. Gel öpelim, barışalım gel. Ben hepsi geçecek Emrah. Ben senin çocukluğuna inmek istiyorum ya. Yani. Bu röportajın bütün gelirini tedavisinde kullanmak istiyorum. Emrah yazıp 18 göndereyim. Emrah yazıp lütfen. Emrah doğru bilgiler bulsun. Skandal. Tebrik ediyorum. Bravo. Ay. Hardal da olur kız. Emrah'cığım bak, bu DNA'yı vücudunun muhtemel yerlerinde test ederim. Öyle ki seni almak isteyen ikinizi set halinde almak zorunda kalır. Ha. Skandal. Ya skandal. Skandal bir soruydu.